أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Önünüzde Allah'ın ayetleri okunuyor ve içinizde Allah'ın peygamberi bulunuyor iken sizler nasıl küfre dönersiniz? Oysa her kim Allah'a sımsıkı sarılırsa muhakkak ki o bir doğru yola çıkarılmıştır. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korunmak gerekiyorsa öyle korunun. Hakkıyla takvalı olun ve mutlaka Müslüman olarak can verin. Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Birbirinizden ayrılmayın. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Sizler birbirinizin düşmanları iken o sizin kalplerinizin arasında muhabbet, sevgi meydana getirip yanaştırdı da nimeti sayesinde uyanıp kardeş oldunuz. Hem sizler ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da o tuttu sizi ondan kurtardı. İşte şimdi size ayetlerini böyle açıklıyor ki Allah'a doğru düzgün gidebilirsiniz. Sizden iyiliğe çağıran, doğruyu emreden ve kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte kurtuluş bulacak olan bunlardır. Şu kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılık çıkarıp anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. O bir takım yüzlerin ağıracağı ve bir takım yüzlerin de kararacağı gün, işte o zaman yüzleri kara çıkanlara şöyle denecek. Ya imanınızdan sonra inkar mı ettiniz ha? O halde yaptığınız nankörlüğün cezası olarak azabı tadın. Ama yüzleri ak olanlar hep Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Yoksa Allah alemlere haksızlık yapmayı dileyecek değildir.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Davetimize icabet ederken atmış olduğunuz her adım dolayısıyla kusurlarınız ve günahlarınız affedilsin. Yine davetimize icabet ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki değeriniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı, ev halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Bir adam Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a gelir der ki, bana nasihat eder misin? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh adama döner ve der ki, Allah'ın ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler hitabını işittiğinde iyice kulak ver. Kulağını iyi aç. Çünkü o ya emredilen bir hayırdır ya da nehyedilen bir şerdir. Sevgili kardeşlerim, her birimizin yaşamış olduğu güzelliği ve sıkıntıyı paylaşma ihtiyacı vardır. Günlük hayat içerisinde yorulan kalplerinizi tekrar canlandıracak, gevşeyen ve azalan iradelerinizi kuvvetlendirecek salih bir dile ihtiyaç vardır. İçinde bulunmuş olduğunuz iş hayır ise, bu hayrın tekrar hayırla sonuçlanması için ya da daha da hayırlısıyla karşılaşmak için salih bir akla ihtiyacınız vardır. Bilginizi, tecrübenizi aşan bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, sizi hakikate yönlendirecek salih bir ilme de ihtiyacınız vardır. Evet, sen tüm bu ihtiyaçlarla beraber salih bir dilin ağzından dökülen sözlere baktığında, atmış olduğun adımlar doğruysa sana bir güven, eğer attığın adımlar yanlışsa doğru bir şekilde doğru adımlara yönlendireceğini görürüz. Hepimizin buna ihtiyacı vardır dostlarım. Ama siz kendisinden nasihat almaya gittiğiniz insanın kaderinde bir eksikliğinin var olduğunu da bilmektesiniz. Yani gitmiş olduğunuz şahıs veya şahıslar sizi doğruya ulaştırabilecekleri gibi yanlış telkinlerle hataya da yönlendirebilirler. Ya da aramış olduğunuz şahsa ulaşamayıp mekanına vardığınızda meşguliyetinden dolayı derdinizi anlatamayabilirsiniz. Veya mekanına vardığınız şahsı bulamayabilirsiniz. İşte ilmi iliklere kadar işlenen Abdullah İbni Mesud radıyallahu an, kendisinden nasihat isteyen kalbi çok yüce bir hakikate yönlendiriyor. İlmi sonsuz, alimlerin alimi ve kişileri yanlışa değil, her zaman doğruya, adalete sevk eden, aradığınızda kesinlikle ulaşamayacağınız,
meşgul olmayan, hiçbir meşguliyetin de kendisine ağır gelmediği bir zata yönlendiriyor. O gerçek hakikat, Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'dir. Peki ben Allah Subhanahu ve Teala ile nasıl nasihatleşirim? O bana nasıl nasihat eder? Benim duygularımı nasıl yönlendirir? Hislerimi nasıl eline alır? Dersen sorduğun sorunun cevabı da aziz Kur'an-ı Kerim'dir kardeşlerim. Kur'an en beliğ nasihatçıdan hitabeti daha kuvvetli bir nasihatçidir. Seni düşmanlarının tuzaklarına karşı koruyan bir kalkan, sana anne kadar şefkatli ve merhametli bir varlık, devamlı iyiliğini isteyen salih bir dost ve cahilliğine ilmi damlatan ve akıtan bir alim pozisyonundadır Kur'an. Hele seni yoktan var eden, hesapsız rızıklandıran, seni en güzel şekle bürüyen, alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala bu kitabın gerçek maksadını, indiriliş maksadını bak ne kadar da güzel ifade etmektedir. İbrahim suresi 1. ayet. Bismillah. Elif, lam, ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minez zulümati ilen nur. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى سِرَاتِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Bu kitap, yani Kur'an, Rabbinin izniyle, yani Allah'ın izniyle, insanları karanlıklardan nura, yani aydınlığa, aziz, yani çok güçlü, hiçbir kuvvetin kendisine yetişemeyeceği bir kuvvete sahip, aynı zamanda hamde layık, Hamid olan Allah'ın yoluna iletmek için indirilmiştir diye buyurmaktadır Allah Subhanahu ve Teala. Ey aziz dost, Subhanallah. Bu kitap seni karanlıklardan aydınlığa ve nura iletmek için indirilmiştir. Şimdi kitabın bu maksadı böyle olunca, eğer sen ve ben buna aldırış etmeden kitabı arkasına atanlardan olursak, o zaman Allah muhafaza ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşrik olan kavmini Allah azze ve celle'ye şikayet ettiği cümleler acaba bize de isabet eder mi Allah muhafaza? Bakın ne diyor? Bismillah. Ve kâle Rasul. Rasul dedi ki ya Rabbi, ey Rabbim, inna kavmi tehezu hazel Kur'ane mahcura. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti buyurmaktadır. Yahu ben Kur'an'ı seviyorum, öpüyorum, kokluyorum, başımın tacıdır. Ben Kur'an'ı nasıl terk ederim diyenlere bakın şimdi sıralayacağımız örnekler yetmektedir. Eğer bir kişi hayatın içerisinden Kur'an'ı kovduysa ve onu şu kütüphanelerin tozlu rafları içerisine hapsettiyse, evet o Kur'an'ı terk etmiştir. Eğer bir insan, bir Müslüman, o kitabı sevdiğini iddia eden yürek, onu hayatından çıkartıp, ölülere ve hastalara okunacak bir kitap seviyesine indirdiyse, evet o Kur'an'ı terk etmiştir. Eğer yine bir Müslüman, şu kitap anlaşılana kadar kırmızı ciltli kitaplar okunması lazımdır deyip de elleri, gözü, zihni halen bu kitapla bir araya gelinmiyorsa, evet o Kur'an'ı terk etmiştir. Eğer birileri saygı yerini bulsun diye duvarda elinin uzanacağı en son noktada Kur'an'ı asıp orada terk ediyorsa, evet o Kur'an'ı terk etmiştir kardeşlerim. Allah muhafaza. Allah-u Teala bizi böyle bir halden muhafaza buyursun. Halbuki yine dedi ki ilmi iliklerine kadar işlemiş Abdullah İbni Mesud şöyle buyuruyor. Diyor ki Kur'an'ı her zaman açıp
okuyacağınız bir yerde bulundurun. Ta ki büyükleriniz okur, ibret alır, küçükleriniz de öğrenirler buyurarak Kur'an'la aramızdaki mesafenin sınırlarını koymaktadır. Allah-u Teala bizi böyle olanlardan eylesin inşallah. İşte bizler Bayrampaşa Derneği olarak bir hafta içerisinde, hafta içi içerisinde yıpranan ve yırtılan maneviyatımızı Kur'an'ın gölgesinde tedavi etmek ve tamir etmeyi hedefledik. Tabi Kur'an sınırları olmayan bir okyanus. Biz bu sınırları belli olmayan okyanus içerisinde kendimize küçük sınırlar çizerek programımızı biraz daha disipline etmeye çalışacağız. Allah nasip ederse bugün ve bundan sonraki haftalarda Allah-u Teala'nın ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diyerek müminleri yücelttiği yumuşak üsluplarının arkasında ya bir hayrı ya da bir şerri bildirdiği ayetleri inşallah inceleyeceğiz. Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu ile başlayan, yani ey iman edenlerle başlayan tam 88 tane ayet var. Bu ayetler yeri geldiği zaman surenin başında, yeri geldiği zaman surenin sonlarında, yeri geldiği zaman surenin ortalarında bulunmaktadır. Bakara suresi, ki Kur'an'daki sıralanış sırasına göre gideceğiz. Bakara suresinde 11 ama Maide suresi Bakara'dan daha az olmasına rağmen tam 16 tane ey iman edenler ayetlerini içinde barındırmaktadır. Biz tabii ki 88 ayeti işleyecek bir zamana sahip olamayacağız. Çünkü neden? Allah nasip ederse bir hafta Kur'an'ın gölgesine sığınacağız. Başka bir haftada Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinin gölgesine sığınacağız. İnşallah bize salih dost Mustafa kardeş de hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ilgili bir gölgeler sunacak. O yüzden Allah nasip ederse benimle olan beraberliğinizde belki 20 belki 30 ayeti inceleme fırsatı bulacağız. Allah-u Teala şimdiden anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip etsin. Allah nasip ederse ki internette çalışmalarını göreceksiniz. Bazı kişiler bu 88 ayeti sıraya göre dizmişler. Yalnız Arapça metinler koymamışlar. Dernek eğitim sorumlu kardeşlere bir görev olarak bilsinler. Arapçalarını ekleyip belki bir kitapçık olarak, dernek olarak basıp kardeşlerimize bunu dağıtırız. Hem ezberleme adına hem de bu ayetleri tamamen yakın görme adına toplu bir eser olmuş olur. Eğer bir gün Allah nasip eder de bize güç ve kuvvet verir, İnşallah biz hedef koyalım, Allah bu hedefimizi kolaylaştırsın. Bu ayetlerin şerhini de alimlerimizin görüşleriyle açıklayabilirsek güzel bir eser daha sizlere sunmuş oluruz Allah nasip ederse. Evet kardeşler, bu akşam gündemimize alacağımız ayetimiz Bakara suresi 104. ayeti. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. La tekulu ra'ina, ra'ina demeyin. Peki ne diyelim? Ve kulun zurna, unzurna deyin. Vesma'u, iyi dinleyin. Kulaklarınızı iyi açın. Zihinlerinizi açın. Kalplerinizdeki perdeleri kaldırın. Gaflet örtünüzü üstünüzden atın. Neden? Velillahi kafirine azabun elim. Kafirler için elim bir azap vardır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve inşallah bu akşam bu ayet üzerinden 4 kısa meseleye değineceğiz kardeşler. Birinci mesele kardeşler. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken sahabesine hayrı ve şerrin anahtarlarını gösteriyordu. Onlara helali ve haramı öğretiyordu. Sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sesleniyorlardı. Ra'ina ya Resulallah. Bizi gözet ya Resulallah. Bizim vakamızı anla ya Resulallah. Anlattığın meseleleri, anlattığın ayetleri, senin dilinden dökülen hadisleri
anlama ve hayatımıza koyma adına bize yardım et ya Resulallah. Bu konuda acele etme ya Resulallah diye hitaplarda bulunuyorlardı. Bunlar vallahi de billahi de masum bir kalbin masumca dile gelmesiydi kardeşlerim. Örneğin şöyle düşünün. Bir hoca, bir alim düşünün. Medresesindeki gençlerin, talebelerin seviyesini birden ikiye, ikiden dörde, dörtten altıya çıkartmak için çabalamaktadır. Tamamen saf niyetlerle. Gençlerin seviyelerini artırmak için mücadele etmektedir. Ama gençler hocalarına böyle yumuşak üslupla, masum üsluplarla, hocam ne olur vakamızı bir gözden geçir, halimizi bir anla, hele şu kitabı bir bitirelim, bir anlayalım, bir kavrayalım, bir hayata geçirelim, hocam ikinci kitap konusunda bize yardım et deyişle, vallahi Resulullah Aleyhisselam'ın ashabının ra'ina ya Resulallah sözünün masumluğu aynıdır. Ama bakın Medine'de öyle hain kalpler var ki, öyle kin ve nefretle bakan gözler var ki, kirlenmiş, necis öyle zihinler var ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin masumca hitabını Peygamber aleyhisselama küfretmek, hakaret etmek için bir fırsat biliyorlardı. Benim kimi kastettiğimi siz çok iyi anladınız. İzzetten, şereften, namustan, ardan yoksun genlerine kadar şerefsizlik yazılmış bir topluluk Yahudilerden bahsediyorum. İyileri, salihleri, Abdullah İbni Selam gibileri, vallahi de ayaklarını da öpsem, ayaklarının altında kum da olsam değerine ulaşamayacağım zatlar hariç. Ama bugün dahi izzetin ve şerefin tamamen gölgesinden bile mahrum Yahudilerden bahsediyorum kardeşlerim. Diyorlar ki bakın bu ayetler indiği zaman, bu ayetler değil, sahabenin bu hitabıyla karşılaştığı zaman. Ra'ina ya Resulallah. Bu hitapla karşılaşmak, bakın şöyle bir söz söylüyorlar. Evet, iyi dinleyin kardeşler. Dün Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi dillerine de yakışmıyor o isim. Muhammed'e gizlice sövüyorduk. Gizlice küfrediyorduk. Kelimeler üzerinde oynuyorduk. Harfler üzerinde oynuyorduk. Ağızlarını büküyordu. Dudaklarını büküyorlardı. Öyle sövüyorlardı. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe radıyallahu anha ile beraber, o temiz zevcesiyle beraber yolda yürürken Yahudilerle karşılaşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne derler? Esselamu aleykum. İşiten kulak Esselamu aleykum diye anlar ama feraset sahibi, hikmet sahibi kadın Hazreti Ayşe radıyallahu anha der ki ölüm sizin üzerinize olsun, lanet sizin üzerinize olsun der. Resulullah aleyhisselam kendisini durdurur. Vakarlı ol ey Ayşe, sakin ol, izzetli dur. Sen onlara ne dediğimi duymadın mı? Ve aleykum sizin üzerinize olsun. Sen üzülme ey Ayşe, onlar sana ve bana beddua etse sözleri daha kafalarından geçmeden yere düşer. Ama benim sözüm, benim duam, benim bedduam kainatın bulutlarına kadar aşar, Allah'a ulaşır. Ondan makarlıdır, izzetlidir. Biz izzetliyiz. Onlar dedik ya, şereften mahzun insanlar, mahrum insanlar. Ancak kelimeleri böyle bükerler. Bugün, bakın bugün dahi bütün küfrü, küfrün gücünü arkalarına almalarına rağmen en gelişmiş silahlara sahip ve araçlara sahip iken, eğer senin Filistinli Müslüman mümin gencinin elindeki taştan o adam korkuyorsa bugün, ya Müslümanların izzet buldu, şeref buldu, hakim oldu, iktidar olduğu bir günde bana bir Yahudi gösterin de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Medine'de çıksın, küfür etsin, hicvetsin. Vallahi o beden bu başı kaldıramaz. Tutamaz ayakta. Ve kelimeleri bükerler. Ancak sahabenin masumluğundan, masum hitabından istifade ederler. Artık hakaret etme ya da tabir yerindeyse onların ifadesiyle küfretme halenileşir. Peki ne demek bu kardeşler? Hani ra'ina gözetmekti.
Masumca bir sözdü de Yahudiler nasıl bunu kullanıyordu kendi lehlerine? Bakın kardeşlerim müfessirler, Allah hepsinden razı olsun. Diyorlar ki ra'ina kelimesi İbranice'de şu dört hususa diyor, işaret eder diyor. Yani Yahudiler bu kelimeyi dört yerde dört şekilde kullanır. Bakın birincisi kardeşler. Diyorlar ki birbirlerine, yani Yahudiler birbirlerine galiz küfürler yaparken bu kelimeyi bir araç olarak kullanıyorlardı. Subhanallah. Bugün haya sahibi bir adamın ağzından galiz bir küfür çıktığında iffet elbisesi yere düşer değil mi? Sözün sahibi iffetini kaybeder, sözü duyan da hayasından boynunu düşürür. Galiz küfürler. Ne demek istedim? Siz çok iyi anlıyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselama ra'ina ya Muhammed diyorlardı. Galiz küfürleri hitap ediyorlardı. O küfürler onlara aittir. İki kardeşlerim. Diyorlar ki ra'ina birbirlerini küçük görmek isterlerse, yani tabirindeyse aşağılamak isterlerse şu şekilde kullanırlardı. Ey çobanımız! Ey çoban adam! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir peygamberlik makamından çıkartıp sen bir çobansın, davar güden bir adamsın, öyle bir adam gibisin diyerek konumunu küçümsemeye çalışıyorlardı. Bugün bizde de böyle değil mi? Bir adam oturmasını bilmiyorsa, kalkmasını bilmiyorsa, konuşmasını bilmiyorsa benim gibi, oturmasını, yemesini, içmesini bilmiyorsa, edepten biraz yoksunsa ne derler? Adama bak, çoban gibi adam. Yahu çoban kötü bir adam mı? Senin baban da çobandı, deden de çobandı, dedenin dedesi de çobandı. Ama bakın toplum çoban kelimesine yeri geldiği zaman kötü bir anlam yüklemiş değil mi? Ne yapıyor Yahudiler? Ra'ina ya Muhammed. Yani ey çoban. Ey işte bak şu davarları. Sahabeyi kastediyorlar haşa. Şu davarları güden adam. Diyerek alay ediyorlar. Hakaret ediyorlar Resulullah Aleyhisselam'ı. Küçültüyorlar. Üç kardeşlerim. Ra'ina kelimesi diyorlar. Allah kendi aralarında bir beddua aracı. Bir hakaret aracı olarak kullanıyorlar Ethem abi. Bir beddua aracı olarak. Nasıl? Duy bizi ey duymaz olasıcı. İşit bizi ey işitmez olası adam. Beddua niteliğinde, hakaret niteliğinde kullanıyorlar. Dördüncü kardeşlerim, kendi aralarında bir meseleyi anlaşmak. Tabir yerindeyse, ey insan, sen bizi dinle, biz seni dinleyeceğiz. Sen bizim Tevrat'ımızı dinle, biz senin Kur'an'ını dinleyeceğiz. Sen bizim alimlerimizin sözünü dinle, biz de sizin sözünüzü dinleyeceğiz. Sen Tevrat'a göre amel et, biz de senin kitabına göre amel edelim derce bir pazarlığın ifadesi diyorlar. Dördüncü olarak kardeşler. Evet bakın Yahudiler kendi aralarında o şerefli, İzzet sahibi وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ bütün aleme, hayvanlar aleminden bitki alemine kadar, yeryüzündeki taşlardan yürüyen insanlarına kadar merhamet için, rahmet için gönderilen bir peygamberle böyle hitaplaşırken gülüşmeler yaparlar. رَاِنَا ey Muhammed kendi aralarında gülüşünce bir rivayette Ensardan Sad bin Ubade, bir rivayette Sad bin Muaz, Allah ikisinden de razı olsun, biz diyelim ki iki Sad, ikisi de bu şerefe nail olsun. İkisi de bu şecaate, bu cesarete layıktırlar çünkü. Ne diyorlar biliyor musunuz? Adamlar çünkü Yahudilerle oturmuşlar kalkmışlar. İnliğini, cinliğini, her şeylerini biliyorlar. Beraber savaşmışlar, beraber yiyip içmişler, beraber gezmişler. Belki beraber aynı kadınlarla evlenmişlerdir. İslam'dan öncesini bahsediyorum. Sad radıyallahu an o Yahudilerin peygambere hitap ederken gülüştüklerini görünce meseleyi hemen anlar. Bu dört meseleden biriyle peygamber aleyhisselama hitap ettiklerini anlarlar. Ve Yahudilerin yanlarına gider. Der ki ey Allah'ın düşmanları, lanet sizin üzeriniz olsun. Bakın şimdi dikkat edin. Allah adına hemen yemin etmiyor. Hakarete maruz kalan temiz peygamberi de size zikrederek, Muhammed'in canı
kudret elinde olan zata yemin olsun ki, yani Allah'a yemin ederiz ki, eğer Efendimiz'e bu şekilde hitap etmeye devam ederseniz boynunuzu vuracağız der. Allahu akbar ve lillahi elhamd. Boynunuzu vuracağız der. Dedi ki Yahudiler hiç hayatında İslam hakimken, Müslümanlar güçlüyken peygambere, Allah'a, peygamberin hanımlarına küfredebilir mi ey aziz dostum? Değilse git o zaman Medine sokağına bak. Bir kadın bu gaflete düşmüş de Abdullah İbni Mektum gibi gözleri ama cesaretini, kuvvetini kalbindeki imandan alan o yaşlı adama bak. Bir Yahudi kadını ziyarete gidiyormuş sürekli. Artık davet için mi dersiniz? Bir akrabalığı mı vardır? Ben bunu bilmem ama bu kadını ziyaret ettiğinde bu Yahudi kadın sürekli kendisine hayır yaparmış, iyilik yaparmış. Sürekli Abdullah'a menfaatte bulunurmuş. Herhalde gözlerinin amalından dolayıdır. Ama bir gün gelir ki Abdullah'ın bulunduğu bir yerde kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme küfreder. Küfrettiği anda Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu an kadının üzerine atlar, kadını dövmeye başlar ve kadın orada ölür. Allahu Ekber. Kadın oracıkta ölür. Bakın sanki kana doymayan bir nefsin itabı gibi konuşurum, zannetmeyin. Çünkü benim inandığım değer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ayaklarında kum olmaya değmeyecek kadar ben aciz bir adam olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izzetinin, şerefinin düşürüldüğü bir yerde o şeref tekrar ayağa kaldırılıyorsa velev ki kelleler gitsin, canlar yere düşsün burada az biledir kardeşler. Peygamber gibi izzet abidesi bu dinin temel taşlarından birine biri sövüyorsa bilsin ki vallahi Allah'a sövmüştür. Abdullah İbni Mektum bu olayı yapınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına çağırır. Ey Abdullah olayı anlat der. Der ki ya Resulallah vallahi bu kadın bana sürekli hayır işlemiştir. İyilikten başka bir şey görmedim. Ama bana Allah ve Resulü hakkında zulmetti. Bana Allah ve Resulü hakkında eziyet etti deyince, yani Allah ve Resulüne sövdü, benim yanımda Allah ve Resulüne hakaret etti deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. O kadın Allah'ın rahmetinden ırak olsun, uzak olsun. Ve onun ailesine vereceğim diyetten de diyor vazgeçiyorum der Allah Resulü aleyhisselam. Ey Abdullah, sen nasıl masum bir kadını yere düşürürsün, hikmetsiz bir iş yaparsın diyenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar da güzel cevap veriyor. Bugün peygamber aleyhissalatu vesselam'a hakaret edenler toprağın üstü, toprağın altı, toprağın üstünden daha hayırlı olduğu için yere düşürülenlerin cenazelerini tebrik etmek, onların tabir yerindeyse sıkıntılarına paylaşmak adına sözüm ona Müslümanım deyip de onların ayaklarına gidenler peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yapmış olduğu işten hiç nasibini almamışlardır. Evet, İslam'ın güçlü, İslam'ın şeref bulduğu, ayakta durduğu, yani devlet olarak söylüyorum, İslam her zaman şereflidir. Olduğu dönemlerde Yahudiler bu dine hakaret edememişlerdir. İnşallah edemeyeceklerdir. Edenlerin de sonları atalarının, dedelerinin sonları gibi olacaktır inşallah. Bakın, Abdullah peki bu sözü Sadlar ya da Sad bin Ha, Sad bin Ebu Vada hangisi ise fark etmiyor. Bu sözü söyleyince Yahudiler ne der sizce? Hemen dikkat edin, kıvırmaya başlarlar. Der ki ey Sad, siz peygamberinize derler böyle hitap etmiyor musunuz? Biz sizden duyduk. Siz peygamberinize ra'ina ya Muhammed, ra'ina ya Resulallah diye hitap ediyordunuz. Biz sizden bunu işittik. Neyse kötü bir maksadımız yok. Kötü bir niyetimiz yok der ama bakın son noktayı alemlerin Rabbi olan Allah koyar. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu la takulu ra'ina. Bitti artık. Bunun üzerine Sad'la Yahudiler arasında girilen bu münakaşa üzerine Allah-u Teala artık son noktayı koyar. Der ki ey iman edenler, ey müminler, ne kadar masum olursanız olun, ne kadar sevimli olma adına bu kelimeleri kullanırsanız kullanın,
artık bu saatten sonra Rayna demeyin. Ne diyeceğiz? Unzurna. Yani İbranice'de karşılığı olmayan, Arapça'da Rayna'yı aynı şekilde ifade eden sözü söyleyeceksiniz. Peki ey izzetten mahrum olan Yahudiler, şereften mahrum olan Yahudiler, ben humadallı, siz o gün bu ayetler indikten sonra unzurna ya Muhammed diyebildiniz mi? Gözet bizi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Halimizi anla ey Muhammed. İman etmek için, salih amelde bulunmak için bize yardımda bulun dediniz mi? Yoksa halen Ebul Kasım sıfatını kullanarak bana hitap ettiniz. Evet, onlar o günden sonra da dedi ki Abdullah İbni Selamlar hariç, o salih zatlar hariç, çoğunluğu ve şu anki torunları da Peygamber aleyhissalatu vesselama ve onun üzerinden de bu dine hakaret etme konusunda ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İkinci mesele kardeşler. Bakın bu ayetten çıkartacağımız ikinci mesele. İbn Kesir rahimehullah diyor ki yani bu ayetin bize tuttuğu ışıklardan biri de diyor bir kavme, bir topluluğa benzeyen onlardandır diyor. Subhanallah. Ve Abdullah İbni Ömer'in İmam Ahmed bin Hanbel'den naklettiği hadisi veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben kıyametin sonuna yakın, yani kıyamete yakın bir dönemde ortak koşulmadan sadece Allah'a ibadet edilene kadar kılıçla gönderildim diyor. Ve diyor benim rızkım mızrağımın gölgesi diyor altındadır. Zillet ve küçüklük benim emirlerime karşı gelendedir. Ve diyor kim bir kavme benzerse o onlardandır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu hadis İmam Ahmed'de geçmektedir. Aynı hadisin son kısmı Ebu Davud'da da geçiyor. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Evet, ne Yahudilerin ne Hristiyanların kelimelerine, dini anlamdaki sözcüklerine, yaşam şekillerine, giyim ve kuşamlarına ihtiyacımız vardır. Ne de hayata karşı bakış açılarına bir ihtiyacımız vardır. İslam Allah'a hamdolsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra kemale ermiştir. Müminlere Allah subhanehu ve teala nasıl yaşamaları gerektiğini hem kitabında hem de peygamberinin üzerinden pratik olarak göstermiştir. Bu dinin Yahudilerden ve Hristiyanlardan beslenecek hiçbir yönü yoktur. Müminlerin de Müslümanım diyen insanların da Yahudi ve Hristiyan dönmelerinin, Yahudi ve Hristiyan uşaklarının sözlerine ve yaşam şekillerine hiçbir ihtiyacı yoktur. Demokrasileri de, laiklikleri de, liberalizmleri de, komünizmleri de, sosyalizmleri de, bütün beşeri akımlarıyla beraber her türlü izimleri onlarımız. Biz Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselam'ın pak sünneti yeter de artar kardeşlerim. Üç, hani bu meseleden öğreneceğimiz üçüncü yönümüz kardeşler, mümin erkekler ve mümin kadınlar bilecekler ki helali ve haramı tayin eden Allah Azze ve Celle'dir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir kelime dahi olsa, mübah olan bir kelime dahi olsa, Ra'ina kelimesinde olduğu gibi, masum bir söz dahi olsa, masum bir amel dahi olsa, bir zamanlar mübah olan bir iş de olsa, Allah o işe haram dedikten sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram dedikten sonra, mümin erkek ve kadınların ikinci bir haram veya helal belirleme hakları yoktur. Ayet bize bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Ve Allah subhanehu ve teala, bakın bu ayet üzerinden bize bir şeye dikkatimizi çekiyor kardeşlerim. Sizin değil namazınız, değil orucunuz, değil zekatınız, değil cihadınız. Ben ağzınızdan çıkan kelimelerin de Rabbiyim. Siz ağzınızdan çıkan kelimelerle de bana mesulsünüz ve sorumlusunuz. Ben ona dahi karışırım. O zaman dördüncü madde olarak şunu bağlayalım kardeşler. Bizler ve bitirelim inşallah. Konuşmuş olduklarımızdan sorumluyuzdur. Mümin erkekler, mümin kadınlar konuştukları sözlerden hesaba çekileceklerdir. Mümin erkek ve mümin kadınlar konuşmalarının bir ölçüsü vardır. Gidin Hasan-ı Basri'ye sorun. Rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Müminin dili, dikkat edin Müslümanlar, müminin dili kalbinin arkasındadır diyor. Müminin dili
kalbinin arkasındadır. O diyor bir şey söylemeden kalbiyle diyor akleder, tabir yerindeyse kalbiyle düşünür, kalbinin süzgecinden geçirir, ondan sonra sözünü söyler. Peki münafık? Münafığın da diyor dili kalbinin önündedir. Aklına gelen bir şeyi hemen diyor söyler. Subhanallah. Bakın biz Müslümanlar, mümin erkek ve mümin kadınların sözleri bir Kur'an'ın, iki sünnetin, üç vicdanın süzgecinden geçecek. Ondan sonra dilimize yansıyacak kardeşlerim. Hasan-ül Basri bize bu hakikati öğretiyor. Allah-u Teala bunu anlamayı bizlere nasip etsin. Değilse bunun tam tersi. Kafama eseni söylerim. Sinirlendiği zaman ne dediğimi bilmem diyen benim gibi insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz üzerinden radıyallahu anh cevap veriyor. Diyor ki Muaz bin Cebel radıyallahu anh, ya Resulallah bizler konuştuklarımızdan dolayı sorumlu olacağız mı? Sorumlu muyuz konuştuklarımızdan dolayı? Resulullah ne diyor? Anneni kaybedesi diyor ey Muaz. İnsanların birçoğunu dilleri cehenneme diyor yüzüstü sürüklemektedir diyor. Subhanallah. İnsanların birçoğu neyden dolayı cehenneme gidiyor? Dilleriyle ifade ettiklerinden dolayı gidiyor. Subhanallah. O yüzden Abdullah es-Sakafi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir der ki ya Resulallah benim için en kötü olan bir şey diyor bana söyler misin? Beni neyden sakındırmak istersin? Benim için kötü olan nedir sence ya Resulallah deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dilini gösterir ve dilini çıkartır, işaret parmağıyla şöyle tutar. Şu der. Seni tabir yerindeyse bundan nehyediyorum, bundan uzak kılıyorum der. İşte bunu iyi anlamış tabiinden Tavus ismindeki bir alim diyor ki dil yırtıcı bir hayvan gibidir. Serbest bırakırsam beni öldürür buyurmaktadır. Allah Subhanahu ve Teala Abdullah İbni Mesud'un da ifade ettiği gibi şu organlar içerisinden, şu beden içerisinde hapsedilmeye en layık olan neymiş? Dildir diyor kendisi. Bu dili hapsetmeyi, bu dile sahip çıkıp yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle kim diline ve cinsel organına sahip çıkma konusunda bana söz verirse ben de ona diyor cenneti vaat ediyorum. Allah-u Teala o cenneti bizleri bir araya getirsin. İnşallah bir dahaki programımızda bir araya gelmek, meseleleri anlamak ve hayata koyma adına birbirimize yardımda bulunuruz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma selamun.